Aşkım, çağdaş bir sanatçı, iyi bir yazar olarak eserimi diğer sanatçı arkadaşımla paylaşmaya gidiyorum. Teyzenim, kurban oldum. Kalem kaçtım, zeytin gözlüm, tatlı dillim. Gel vazgeç bu işten. Kocam, sen ne kadar boş konuştuğunu farkında mısın? Şu an benim oksijenimi tüketiyorsun ya. Temiz hava senden çıkar mısın lütfen? Ya teyzenim bak, Esin bu romanı sevmez. Bak koskoca Paris'lerde yetişmiş kıza kendi saçını başını yolduracaksın. Kızı cazgırlaştıracaksın, yapma. Çok tatlısın. Aşkım, ben bir sanatçıyım ve Esin de bir sanatçı. O yüzden beni en iyi anlayacak kişi Esin şu an. Çok ilginç. Gerçekten. Merhaba Esin'cim. Canım, alayım seni oradan. Merhaba Esin'cim. Şimdi sen de benim gibi bir sanatçı olduğundan seninle yeni eserimi buraya paylaşmaya geldim. Benim gibi derken? Biliyorsun ben artık yazar oldum. Üçüncü romanım üzerine bir çalışma içerisindeyim. Sen ne zaman yazar oldun ya? Dün değil, ondan önceki gün. Yani yaklaşık bir haftadır falan. Ha, ve bir haftadır 3 tane roman yazdın, öyle mi? Evet. Ya biliyorum biraz yavaşım ama pratik yaptıkça alışacağımı düşünüyorum. Hazırsanız okuyorum o zaman. Adı Kanlı Aşk Üçgeni. Dostoyevski romanları gibi böyle bir Rus ekolü, bir Rus romanı halinde yazdım ben bu romanı. Evet, başlıyorum. Soğuk ve karlı bir St. Petersburg günüydü. Biz neredeyiz oğlum? Hangi tarihteyiz? Hangi boyuttayız? Nerenin askeriyiz? Ne oluyor? Neyin kafası la bu? Şevo, bak kardeşim hiç girme şu konulara. Gerçekten nasıl bir alacakaranlık çukuruna düştük ben bile hala anlayamadım. Kendimi Japon askeri gibi hissediyorum. Bu nedir usta ya? Şu tamam neyse, çaktırma. Duydum ki arkamdan atıp tutanlar varmış. Seloviç. Ulan bunlar benim Rusya'nın en gözü kara, en vahşi komutanı Şevkateviç Yerimdaroviç olduğumu bilmiyorlar mı lan? Zorla psikopata bağlayıp Rusya steplerini kana mı bulayım ya? Kardeşim sakin ol, sakin ol. Ayıpsın. Yürü babacığım. Arkandayız biz. Sana yanlış yapan bize yanlış yap. Deme lan. Adamın değilsin Şevko. Eyvallah kardeş. Hayır. Biz yiğidin harman olduğu yerdeniz koçum. St. Petersburg çocuğuyuz lan biz. Biz ölümü çoktan göze almışız da yanımızda kimi götüreceğimizin hesabındayız ya. Şevkatoviç farkında değildir ama Çar Cevdeteviç uçar için güzeller güzeli kızı Prenses Esiniçe'ye aşık olması an meselesidir. Ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Şşş, alo. Dış ses. Benim asabımı bozma bak. Gayipten gayipten gelip benim asabımı bozma. Allah'a yakarım bak buraya. Cevdeteviç halkına zulmeden çok gaddar bir çardır. Avre Cevdeteviç. Bugün sarayda canım çok sıkılıyor. Canın çok mu sıkılıyor? Evet. O zaman emret ben bugüne bugün bir çar olarak tebaamdan şöyle 3 kişiyi sallandırayım. Eğleniriz. Olmaz. Ay çok üzülürüm ben. Ayıptır, günahtır. Ben biçerim bugüne bugün. Bana ayıp olmaz. Rasputin! Rasputin! Buyurun yüce çarım. Çar içen. Rasputin, söyle bakayım. Bir çarla, bir çar içe canları sıkıldığı zaman saraylarında nasıl eğlenirler? Bekleyin, düğün yaparız. Düğün? Ne düğünüdür? Hissediyorum. Kızınız Esinevic. Birazdan mert. Yakışıklı bir adama aşık olacak. Nasıl be? Kızımız Esinevic. Kim bu çocuk? Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. Kimlerden acaba?
Ayşe kadın mı? Evet, kılçıklı. Kılçıksız. Şey sevmezsin. Hayır, hayır, bu kılçıksız. Bak, çıt görüyorsun, kılçıksız. İşte kılçıklı. Ne yapıyorsun oğlum? Sırtım ağrıyor. Kalk la ayıp olur şimdi birimiri gel. Çiçekli bozma. Rubin kazan Krasnodar maçı ne oldu Şevko? O maç ayarlandı kardeş. Yücelerin yücesi Şevko. Yeni köleler geldi. Aralarında Çar'ın kızı da var. Getirin. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Yavrum, baban arıcılıkla mı uğraşıyor? Yo, nedenmiş? Bal gibi tatlısın da ondan sordum. Tadına bakmak isterim doğrusu. İyi laf dedin lan, çak. Kızlar, bu Şevko Tavuç bana yürüyor galiba. Anana bir sor bakayım, damat lazım mıymış? Hem de komutan. Sormuştum anneme daha önce. Yani damat lazım mı diye bir soran olur, eden olur diye. Lazım demişti. Evet, anneme damat lazımmış. O zaman düğün başlasın. Şevkateviç ile Esinemiç birbirlerine oracıkta aşık olmuşlar. Petersburg'un soğuk, karlı bir akşamında masallardaki gibi bir düğün yapmışlar. Valsler, danslar yapılmış. Fakat Esinemiç'in bilmediği bir şey vardır. Şevkat aslında Ludmila adında bir mujik kadın ile evlidir. Ah, anlayışlı kocacığım. Ben bulaşıkları yıkarken yorulmayayım diye bana kuma getirmiş. Şevkatoviç, ne diyor bu kadın? Duydun işte. Doğru mutfağa. Hadi! Bundan sonra bulaşıkları sen, çamaşırları da sen yıkayacaksın. Şevkatoviç, bunu bana yapamazsın. Sus, götürün. Hayır, bırakın. Götürün. Bırakın. Çök. Olur olur, hatırlılır konuşalım. Çök. Esinemiç bu şok karşısında ne yapacaktır? Yüzündeki zehri içip canını mı kıyacak? Yoksa Şevkatoviç yerimdar içip baltayla kesecek midir? Dehşete düştüm tezene. Ya değil mi? Bayılacağını biliyordum. Bayılacağını biliyordum. Teşekkür ederim. Evet evet. Hepimizin düşüp bayılmasına ramak kaldı. Teşekkürler. Ya ben sana okutma demedim mi? Kurban oldum. Burada işmar etmekten resmen gözlerim yerinden çıktı ama anlatamadım ki ben kendimi. Esin'cim, bu daha ne ki? Bu daha romanın başlangıcı. Daha neler neler gelecek ardından. Bu romanda her şey var. Aşk, ihtiras, cinayet. Yok yok yani. Ha yani sen bu yazdığın şeye devam edeceksin öyle mi? Evet. Ne yapayım? İçimdeki coşkuya engel olamıyorum. Kelimeler böyle zihnimden kalemime, kalemimden hop laptopuma dökülüveriyorlar. Ne yapayım? Anladım. O zaman nasıl yapsak ya? İsmail, sen bu kızı buradan al bir an önce götür. Çünkü ne olur ne olmaz bir an böyle ilham gelir de kelimeler dökülürse etrafa saçılıp kaybolabilir. Bunu istemeyiz değil mi? Bak gördün mü bak? Gördün mü? Evet. Ya zaten bir sanatçının halinden en iyi bir başka sanatçı anlar öyle değil mi? Canım benim ya, çok teşekkür ediyorum Esin'im. Art kardeşim benim. Yürü canım tezene. Art kardeşim, görüşmek yürü, üzere. Yürü, yürü, yine tezene. Geleceğim paylaşmaya. Görüşürüz Esin. Şey yapmayın ya, bu modeli bu bunun. Tolstoyevski mi ne dedi o? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.